Evet herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi yeni bir oyunla karşınızdayım. Şimdi bu oyun yeni çıkacak bir oyun ve gençine çok benzeyen bir oyun. Yani aynı cenneden bir oyun, aynı kategoriye sahip. Yani açık dünya rol yapma oyunu işte. Genshin'le aşırı benzeyen özellikleri var. O yüzden yani Genshin oynayanların da bu oyuna kolay alışacağını düşünüyorum. Oyunun Genshin'den farkı ne? İşte kombatı farklı, karakterleri farklı hikayesi farklı yani bu kadar. Yani Genişinde yine açık dünya oyunu işte genişinde bulmaca çözüyordunuz dünyada burada da öyle bulmaca çözüyorsunuz ama kombatı bu oyunun daha zor gibi gözüküyor. akça şimdi bu videoyu attığım sırada bu oyunu indirebiliyor olacaksınız. Bu oyun yani Wuthering Waves salı günü saat öğlen birden sonra indirme açılması gerekiyor. Ben de zaten öğlen 1'de atarım bu videoyu. O yüzden bu oyunu indirebilirsiniz. Oyun hem mobil hem de PC'de oynayabiliyorsunuz. Daha PlayStation'a gelmedi sanırım. Daha sonra gelecek PlayStation'a. Onu da söyleyeyim dedim zaten burada yazıyormuş. App Store, Google Play, Epic Store'da da varmış oyun. Buralardan oynayabiliyorsunuz. Serverler ne zaman açılacak oyunda? Oyunun serverları Perşembe sabahı saat 5'te açılacak. Yani 23 Mayıs Perşembe sabahı saat 5 gibi gözüküyor. Eğer ki yanlış hesaplamadıysam. Yani sabah açılacak bizim için biraz kötü bir zaman ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Şimdi oyunu bilmeyenler için biraz oyunu böyle genel bir anlatacağım. Zaten birçok şeyi anlatırken gençine benzeteceğim onda baştan söyleyeyim daha iyi anlamanız açısından. Çünkü benim kanal zaten %99 gençin içeriği olduğu için böyle uygun gördüm. Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi 32 milyon kişi kayıt yaptırmış oyuna. Buradan kayıt yaptırabiliyorsunuz. Şimdi oyuna girdiğinizde size verilecek ödüller var. Dediğim gibi ödülleri gençine benzeteceğim. Gördüğünüz gibi 30 milyon register'da bu ödülleri veriyorlar. Zaten 30 milyonu geçtik. İlk bu mora. 80 bin mora sanırım. Bu resin oluyor. 10 tane fazladan resin. Bu primoya denk geliyor gençinde. Asteroid. 200 asteroid. Bunun ne olduğun hakkında hiçbir fikrim yok. İlk defa gördüm. Ha, bir tane veriyormuş. 20 tane de standart wish veriyor. Yani gençindeki mavi wish standart banner atılabilen bir işlem veriyor. Burada da bir tane 4 yıldız silah seçme paketimiz var. İstediğiniz yani istediğiniz 4 yıldızlı silah seçebiliyorsunuz. Oyunda 5 tane silah çeşidi var. İşte normal kılıç, uzun kılıç, tabanca, yumruk bir de böyle katalist gibi bir şey. Bu silah çeşitleri var. Bu ödüllerin hepsi zaten oyuna girdiğinizde mailinize gelmiş olacak. Onu da söyleyeyim. Diğer bir şey de bir web eventi var. Bu web eventinden Eko kazanabiliyorsunuz. Eko nedir? Eko'yu gençinde Artifact olarak düşünebilirsiniz. Yani 5 yıldızlı Artifact kazanabiliyorsunuz bu web eventini yaparak. Web eventi de burada. Buradan giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra bu sayfa açılıyor. Bu sayfada ya yani wish atıyorsunuz ama Eko için wish atıyorsunuz. Yani Artifact için wish atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha 6 Haziran'a kadar sürüyor. Yani bu bayağı zamanı olan bir event. Buradaki wish sayınızı gösteriyor. Nasıl wish kazanacaksınız? Şuradaki görevlere gelip buradaki görevleri yaparak günlük görevler dolu işte günlük görevler bunlar zaten. Hiçbir şey yapmamak istiyorsanız şuradaki paylaş butonuna basarak, basarak buradan günde 2 wish kazanabilirsiniz. Bir de şuradan da 4 wish geliyor işte günde 6 wish en az kazanıyorsunuz. Buradaki özel görevleri de yaparak da wish kazanabilirsiniz tabii ki. Wish kazandığınızda buradan 10'lu wish atıyorsunuz ve 10 tane size artifact geliyor. Eko geliyor. Eko diyeceğim bundan sonra. 10 tane Eko geliyor. Eko'larda burada gördüğünüz gibi Ekolar var. Şimdi çok fazla Eko çeşidi var. Hangisini seçeceğim diyorsanız. Bu arada bu çıkardığınız Ekolardan sadece birini seçebiliyorsunuz. Hangisini seçeceğinizi karar vermek için şöyle bir şey buldum. Genelde bu 3 Eko seçiliyor. Bu mor kuş. Bu robotumsu şey. Bir de buradaki yeşil kuş mu diyeyim. Yeşil kuş. Bu üçü genelde güçlü. Mesela bunun elementleri var işte buz, spektro şeklinde ışık. Bunda elektro ve ateş miydi bu? Ateşti sanırım. Burada da rüzgar ve spektro şeklinde. Ya yani bu üçünden biri çıktıysa seçebilirsiniz. Bunlar güzel ekolar. Dedik. Eko işte artifact demiştim gençinde de bu ekoları combat'ta da kullanabiliyoruz bu oyunda. Onu da birazdan anlatacağım. Dediğim gibi buradan eğer ki onlardan biri çıktıysa ki gördüğünüz gibi bende hiç çıkmadı. Gün birden beri ben wish <laughs> atıyorum bu VP eventinde ama hiçbiri çıkmadı. Böyle sarı olanlar yani efsanevi diyeyim en yüksek rankta bir de cost 3 olunca da ya daha iyi cost Ya yani cost 3 ve böyle sarı renkli artifek seçebilirsiniz. Seçmek için de zaten buradan select diyorsunuz. Select dediğinizde buraya geliyor düşüyor artifek. Bunu kitlediğinizde bir daha değiştiremiyorsunuz. Ona göre yani kitlemeyin biraz dursun belki daha iyi bir işte şu artifactlerden biri çıkar belki diyerekten bu web event'i de anlatayım dedim. Bu web event böyleydi. İlk oyuna girdiğimizde farklı farklı ödüller verilecek. İlk olarak Sanhua 4 yıldızlı buz karakteri 5. günde beleş olarak verilecek. Şöyle biraz kötü görüntü ama 1, 2, 3, 4, 5. günde Sanhua karakteri verilecek. Bu arada şu işler standart wish. Bunlar da e, sınırlı vish yani gençliğindeki işte pembe vish dediğimiz onlar sanırım. Daha sonra 10 tane standart ve 10 tane yine pembe vish verilecek ek olarak. Daha sonra level aldıkça 45 levele kadar belli seviyelerde size ödül verilecek o ödüller de burada yine görüntü kötü ama. Buradan 5 tane standart vish, 200 primo, 5 vish, 400 primo, 15 tane standart vish. Bu küp neydi hatırlamıyorum. Bu küp de neydi onu da hatırlamıyorum. 15 standart 5. Ve bir tane burada kutu var gördüğünüz gibi. Bir de 1000 primo var. Bu kutu 5 yıldızlı standart silah seçebiliyorsunuz. Yani istediğiniz 5 yıldızlı standart silahı seçebiliyorsunuz bu kutudan. O yüzden bayağı iyi bir ödül bu da. Burada sanırım şunu yanlış dedim. Bu rezin olmayabilir. Onu da ek olarak geçeyim. Buradaki rezin olmayabilir. Bu küpler rezin olabilir. Tam hafızamda değil o. Onu da düzelteyim. Sonra eventten 4 yıldızlı... Elektroydu sanırım. Elektro karakteri verilecek Yuan Wu. Daha sonra başlangıç bannerımız var. Başlangıç bannerındaki karakterler bunlar. Genç'indeki işte başlangıç bannerı var ya Noel bannerı diyoruz 20 wish atıyorsunuz. Buradaki başlangıç bannerı 5 tane 10'lu atıyorsunuz. 5 tane 10'lu wish attıktan sonra garanti rastgele bir 5 yıldız standart karakter kazanıyorsunuz. O başlangıç bannerından. 5 tane 10'lu standart wish'i atıyoruz. Bu arada %20 daha indirim yani normalde 40 standart wish'iniz gidecek. 5 tane 10'lu wish'i attık mı bunlardan rastgele biri gelecek. Daha sonra işte standart banner'ımıza geldik. Standart banner'ımız işte bu banner'dan sonra standart banner'ımız geliyor. Standart banner'da da yine bu standart karakterlerimiz var. Ama şöyle bir şey var. Standart banner'da 80 wish attıktan sonra istediğiniz standart banner karakterini seçebiliyorsunuz. Yani burada sevdiğiniz bir karakter varsa alabiliyorsunuz yani seçiyorsunuz direkt alıyorsunuz karakteri bu da böyle bu da işte zaten açıklamamış mıydım ya bunu yani level up ha bu karakter bu işte maceracı rütbesini arttırdığınızda gelen işte geliyor ya Katerin'den falan bir şey. o sanırım eventlerimiz var işte eğer Honkai Star Rail oynadıysanız bu Simulated Universe'e denk geliyor bu bir başka event bu da başka event ne olduklarını bilmiyorum. Bunlar da diğer event'ler 1.0 için. Burada standart karakterleri görebiliyoruz. Orada standart karakterlerden de bahsedeyim hangisini seçeceğinize yardımcı olmak için ama ileride bahsedeceğim. Bu şekilde şimdi standart karakterleri bırakalım ve event karakterlerini yani sınırlı süreli gelen karakterlere bakalım. İlk banner'ımız Ciyan banner'ı. Bu karakter yanında da 4 yıldız olarak işte Dajin Çiçiya mıydı? Çiçiya'ydı sanırım. Bir de Morfeti miydi? Bir dakika şuradan isimlerine bakayım. Evet. Morfeti, Dajin ve Çiçiya. Bu üçü dört yıldız olarak var. Cian da 5 yıldız olarak eklenecek sınırlı event banner'ına. i̇lk yani banner'ımız bu banner. İkinci banner'ımızda da Yin-Lin var. 4 yıldız karakterlerde Tao sanırım. Yuan ve Alto şeklinde diğer dört yıldız karakterleri. Ya bu da gelecek ikinci banner karakterimiz. Bir de bunlara ek olarak 1.1'de gelecek karakterler de açıktan da Jinshi diye bir 5 yıldız karakteri geliyor 1.1'de. Diğer 5 yıldız karakter de Changli Bu ikisi de yani 1.1 peçinde gelecek karakterler. 5 yıldız olduğunu nereden anlıyorum derseniz şuradaki 4 yıldız var. Bir de şurada da yıldız olunca yani 5 yıldız bu toplamda. Goodring öyle göstermiş karakterlerin 5 yıldız olup olmamasını. Yani bunlar tamamdır bunlardan da bahsettik. Şimdi biraz oyundan bahsedeyim. Oyundan bahsetmeyi bu siteden yapacağım bu arada aşağıya koyarım siteyi. Oyunumuz nedir ne değildir şeklinde. Şuradan hemen başlayacağım. Önemli kısımları çevireceğim. Bu arada sistem gereksinimleri burada yazıyor. Bakabilirsiniz. Dillerimiz Çince, Japonca, Korece ve İngilizce şeklinde. Ve i̇şte yazı dili de burada gördükleriniz var. Yani oyunda Türkçe yok demek oluyor bu. O yüzden eğer ki hikaye falan hikayesi için oynayacaklar size kötü haber İngilizceniz yoksa biraz zorlanacaksınız. Dediğim gibi oyun ya Genshin'e çok benziyor. Yine keşif yapıyoruz. Bulmaca falan çözüyoruz. Oyunun kombatı Genshin'de benzer yanı da var. Farklı yanı çok var şeklinde. Gacha sisteminde bu arada Genshin'den farklı olarak yani Genshin'de Diviş attığınızda 5 yıldız çıkma şansı 0.06. Woodring Waves de 0.08 yani daha fazla şansınız var. Böyle hatta sisteme gelmişken bir bakalım. Gaça işte yine gençin aynı. 160 Astrite yani Primo. Bir viş ediyor. Ne kazanabiliyorsunuz? vişlerden? İşte 3 yıldızlı silah, 4 yıldızlı silah. Gençinle aynı buralar. Yine Star Glitter işte Paimon'un marketi gibi bir yer var. Oradan yine bir şeyler alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada burada 3 tane viş görüyorsunuz. Bunlar bu arada eski resim. Şu sarı olan çünkü yeşile döndü falan. Bunlardan biri silah banner vişi, diğeri standart, diğeri de karakter vişi şeklinde. Ve gördüğünüz gibi burada konslar var. Yani takım yıldızı alabiliyorsunuz karakterlerinize. 360 star glitter'a bir tane kons alabiliyorsunuz veya standart banner karakteri konsu da alabiliyorsunuz. Yani bu oyunda konsaltı yapmak daha kolay gençine göre. Çünkü kons 4 yaptınız mı zaten ikisini de marketten alıyorsunuz konsaltı oluyor karakter. Yine 4 yıldız konsu da duruyor burada. Burada standart banner ama silah standart banner'ı var. Genshin'den farklı olarak çünkü Genshin'de standart silah banner'ı diye bir şey yok. Sadece standart banner var. Hem silah çıkıyor hem karakter çıkıyor oradan. Burada standart silah banner'ı var. Ve bu oyunda silah banner'ında wish attığınızda o almayı istediğiniz silah garanti geliyor. Yani 50-50 kaybetme gibi bir durum yok silah banner'ında. Karakter banner'ında var 50-50 kaybetme. Ama silah banner'ında yok. Bu arada söylemeyi unuttum. Karakter banner'ında ve silah banner'ında PT 80. Yani hard PT 80. Soft PT var mı daha bilinmiyor. Ama muhtemelen yok gibi duruyor. Ama olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani 80 wish attığınızda garanti istediğiniz silah alıyorsunuz. Bu da bu oyunun güzel yönlerinden. Yani silahta 50-50 kaybetme yok. Burada da silahlar var. Yani çok önemli değil sizin için şu anlık. Dediğim gibi silah bannerında 50-50 kaybetme yok. Ya sınırlı silah benarında da bu geçerli. İşte bu karakterin silahı olan silah benzerinde de bu geçerli. Şimdi rezonatör dediğimiz karakterlerimize rezonatör deniyor. Bu karakterlerin statlarını genişinde bayağı bir benzer, hatta genişinden daha stat var. HP bildiğimiz can, saldırı, savunma, stamina bildiğimiz stamina, kritik oranı, kritik hasar, enerji yenileme yani enerji yüklemesi, rezonans skill damage bonus, elementel yetenek hasarı bonusu genişinde karşılığı Normal saldırı hasar bonusu. Yani gençinde de aynı. Heavy atak damage bonus. Planç hasarı. Bu oyunda karakterlerle hoplayıp zıpladığınızda yani bir de saldırdığınızda havada planç atabiliyorsunuz. Yani gençindeki gibi zor değil planç atmak. Burada her karakterle planç atabiliyorsunuz. Resonance Liberation Damage Bonus. Elemental Burst Hasarı Bonusu. Elemental Damage Bonus bildiğimiz element hasarı bonusu. İşte ateş, su, toprak, tahta neyse. 6 tane element var bu oyunda o elementlerin farklı farklı hasar bonusu. Yani gençindeki işte pyro damage bonus, hydro damage bonus şeklinde. Elemental damage Race, işte resistance gençinde yine aynı. Healing bonus da yine gençinde aynı dediğim gibi. 6 tane element var buraya 7 yazmışlar ama 6 tane var. Glacio, buz, fusion, ateş, elektro, ya yani elektrik bildiğimiz, aero, hava, spektro, ışık, havok da karanlık olarak denk geliyor bu elementler. Bu arada bu oyunda işte gençliğindeki gibi elementel reaksiyon yok. Onu da ek not olarak geçeyim. Daha çok element sistemi Honkai Star Rail'a benziyor. Sonra 5 tane silah tipi var demiştik. İşte yumruk, tabanca, kılıç, bunlardan biri şu uzun kılıç herhalde. Bir de bu da caster büyücü neyse. Rezonatörlerin yetenekleri var. İşte normal vuruş yeteneği var her birinin elemental yeteneği var. Elementel burst'ü var. Buradaki forte dediğimiz şey ya yani her karakterde değişik oluyor bu. Karakterin özel yeteneği diyelim. Özel pasifi gibi de düşünebilirsiniz aslında. Karakterin özel yeteneği. Yani can barının üstünde oluyor bu yetenek ve her karakterde farklı bir şey yapıyor. Yani karaktere göre değişiyor bu yetenek. Sonra giriş ve çıkış skillleri diye bir şey var. Yani karakterinizi değiştirdiğinizde giriş ve çıkış skill'i atıyor karakterler. Eğer ki konserto enerjiniz dolu ise şeklinde yani enerjiniz varsa giriş ve çıkış skill'leri atıyor. Zaten o gösteriliyor oyunu oynarken de. Görürsünüz bu giriş ve çıkış skill'leri baya önemli çünkü takım kurulumunu falan bu skill'lere göre yapacağız ileride. İşte burada bir karakter ekranı gözüküyor. Burada yetenek ekranı var. Burada konslar var. 6 evet 6 tane kons var yine. Silahlar falan Artifekler yani ekolar. Ekolar baya bir eko var. Gençindeki artifek sistemiyle yani benzerliği var ama farklılığı da çok var. Gördüğünüz gibi 2-2 set var. Bir de 5'li set var. Ve gördüğünüz gibi burada cost falan yazıyor. Buralarda 1, 1, 1, 1, 1 3 falan yazıyor. Bu costlara göre takabileceğiniz artifek sayısı değişiyor. 3 costlu bir artifek takarsanız işte yani en fazla 10 costluk takabiliriz mesela. Bu 11'e kadar çıkabiliyordu sanırım ya 12'ydi. 11 veya 12 oraya kadar çıkabiliyor. Şu gördüğünüz şey Pokemon toplama aracımız. Çünkü artifekler yani ekolar doğadan toplanıyor. Doğadaki canavarları kesince belli bir şansla onları toplayabiliyorsunuz. Bu bosslarda da geçerli. Yani bossları Eko olarak toplayabiliyorsunuz. Bu Pokemon toplama aracımızı da seviye arttırabiliyoruz. Buna seviye arttırdıkça da bu cost miktarı artıyor. Yani daha fazla artifek takabiliyoruz şeklinde. Ve şöyle bir şey var. Buraya ilk koyduğunuz eko yani her ekonun, her canavarın bir yeteneği var bu arada. Bu ilk sıraya koyduğunuz ekonun yeteneğini kullanabiliyorsunuz. Her karakter için işte bu ilk artifact slotuna ne koyduysanız o canavarın yeteneğini kullanıyorsunuz. Bu arada bu oyunda 3 kişilik takımlar oluyor. Gençinden farkı o. Gençinde 4 kişiye kadar çıkıyordu. Bu oyunda 3 kişi. Yani 3 farklı canavar yeteneği kullanabiliyorsunuz. Onu da not olarak geçeyim. Şurada yazmışlar işte yaygın klas. Bunlar artifactlerin rankı diyelim. Bir kostlular yani en kötü olanlar. Elit var. Overload ve Calamity. Böyle ekolar var. Ekosistemi baya karışık. O yüzden fazla girmek istemiyorum ama. Yani elitten sonrası önemli. Elit de dahil. Common Class fazla önemli değil ama cost doldurmak için bazen kullanılabiliyor Common Class. bunların farkı ne? Burada yazıyoruz zaten. Geldiği Artifact ana statları farklı. Yaygın Class'ta Can, Saldırı ve Defans geliyor. Sadece elit Class'ta Can, Defans, Saldırı, Enerji Yüklemesi ve elementel Hasar Bonusu geliyor. Overload Class'ta da ek olarak gördüğünüz gibi kritik oranı ve kritik hasar ama elemental hasar bonusu yok bu seferde. de. Yani genelde şu üçünü kullanacağız. O yüzden işte başta dediğim gibi artifact seçme kısmında böyle 3 kostu falan artifactleri öneriyorlar. Evet buraya bir de not geçmişler bu elemental hasar bonusu yani sadece bir tanesi oluyor işte. Sadece ateş hasarı bonusu geliyor mesela. Veya sadece buz hasarı. Yani hepsi bir anda değil. Bunlarda ikinci ana statı var. Her artifin yani çok önemli değil. Düz atak veriyor. Zaten bu yaygın klası fazla kullanmayacağız ama o da düz can veriyormuş. Dediğim gibi ekolara fazla girmeyeceğim çünkü çok fazla eko var. Ekoları işte böyle canavarı kestiğinizde belli bir şansla böyle bir gölgesi düşüyor. Bu gölgeyi toplayabiliyorsunuz. Düşmeye de biliyor. Yani toplayamıyor da biliyorsunuz şeklinde. Daha sonra görevler var, günlük görevler var falan. İşte hikaye görevleri var, yan görevler var, keşifler var. Ya yani oralar gençinle aynı. Bunlar işte ya yani Leyline falan, dünya bossları falan onları gösteriyor. Ha burası Leyline mesela. eklinde. bunlar haftalık bosslar. Daha sonra geldik Ebisimize. Evet. Ebisimiz var oyunda da. Yalnız Ebis biraz farklı. Çünkü Ebis'te vigor dediğimiz yani karakterlerin kullanımı sınırlı oluyor Ebis'te. Yani gelip 3 tane karakter alıp tüm oyunu bitiremiyorsunuz. Herkesin 10 tane enerjisi var ve bölüme göre enerjisi düşüyor karakterin. Sıfıra indiğinde de veya bölüme enerji yetmezse o karakteri kullanamıyorsunuz. Şeklinde bir sistemi var Ebis'te. Daha sonra burada Simulated Universe dediğim işte Onkai Star oynayanlar bilir. Roguelike mod var. Yani giriyorsunuz, dövüşüyorsunuz. Rastgele buff'lar alıyorsunuz sondaki boss'u geçmeye çalışıyorsunuz. Şeklinde basitçe söylersek bu mod var ve bu kadardı. Bu beginner guide bu arada daha çok var. Ama ben bence bu kadar yeter. Ben daha çok şimdi karakterleri biraz göstereceğim. Karakterler gördüğünüz gibi 1.0'da bu kadar karakter olacak. Bir de başta da demiştim iki tane daha karakter 1.1'de eklenecek. Bu karakterler ne? İşte karakterlerin karakterlerin rollerine şeklinde ondan bahsedeceğim biraz. Bu oyunda karakterler işte Healer Buffer var. Sub DPS, Main DPS şeklinde var. Mesela Verina Healer karakteri bir de Buffer karakteri diyebiliyorum. Bu arada bu sitede karakterlerin ne yaptığını falan okuyabilirsiniz. Sadece ben buradan Concerto skilllerine bakacağım. İşte giriş çıkış skillleri. Çünkü bu skilllere göre takım kurulumu yapacaksınız. Mesela giriş skilli hasar veriyormuş. Çıkış skili de yani Verina'yı ya oynuyorsunuz. Diğer bir karaktere geçtiniz. DPS'inize geçtiniz diyelim. Cam basıyormuş karakteri 6 saniyeline. Bir de tüm takımın hasarını %15 arttırıyormuş şu saniyeline mesela. Mesela bu skill'e göre dersiniz ki tüm takımlarda çalışıyor bu karakter. Ki öyle. <laughs> tüm takımlarda çalışan bir standart karakter şeklinde. Healer buffer karakteri. Bildiklerimi sayacağım bu arada. Bildiklerim standart banner karakterleri genelde. Kal Çalçaro mu? Kalkaro mu? Kalkaro sanırım. Kalkaro elektro uzun kılıç kullanıcısı 5 yıldız ve main DPS karakteri. Verine'ye demiştim zaten iyileştirme yapan karakter işte buffer karakter. Jianxin gruplama karakteri daha çok destek karakteri. Ya böyle rakipleri bir araya toplayabiliyor. Ling buz yumruk karakteri main DPS karakteri. Orada Jianxin de yumruk karakteri ve hava karakteri onu söylemeyi unuttum. Verina da ışık ve katalist karakteri. Daha sonra başka standart. Ha, Encore var. Encore da ateş, katalist, main DPS karakteri sonra mesela bannerlara gelecek karakterler Cian, Hava ve Uzun Kılıç karakteri. Main DPS karakteri bu arada. Ve gruplama da yapabilen bir karakter. Zaten o yüzden çok güçlü. Bir de bu karakterin gruplama yapabilmesi yani buradaki standart bannerın, bannerdaki karakterin değerini de düşürüyor. Ama ikisi zaten birlikte gidiyor bu arada. Çünkü Jianshin Jian'ı bufflıyor sanırım. Buradaki outro skill miydi? Evet outro skill'i çünkü bu karakterin. Genshin'in outro skill'i elemental burst hasarını arttırıyor %38 14 saniyeliğine. Ve da full elemental burst ile hasar verdiği için bayağı iyi ikisi birlikte mesela. Başka bildiğim karakterler. Ha şurada Yinlin vardı. Yinlin sub dps karakteri. Genshin Impact'ten işte yalan gibi düşünebilirsiniz mi? Aslında düşünebilirsiniz evet. Yalan gibi düşünebilirsiniz yani main DPS'te oynayabilirsiniz ama. Daha çok sub dps karakteri. Mesela buradan hemen. Konserto skilline bakalım. Neymiş? Elektro hasar arttırıyormuş. Mesela ya bir sonraki geçtiği karakterin. Ya bir de elemental burst hasar da arttırıyormuş %25. Hem elektro hasar arttırıyor hem de elemental burst hasar arttırıyor. Mesela bu kimin için iyi? Standart banner'daki Kalkaro için iyi. Çünkü bu karakter de elemental burst hasar veriyor şeklinde. Ya yani onları daha oyunda görürüz. Bir de şunu söyleyeyim. Videoyu bitirmeden önce çünkü çok uzun oldu. Normalde bu kadar uzun <laughs> beklemiyordum. Eğer ki meta falan önem veriyorsanız benim düşünceme göre en güçlü standart banner karakterlerini söyleyeceğim. Şu anda en güçlüsü Verina gibi duruyor. Çünkü tüm takım hasarını bufflıyor. Yani tüm takımlarda kullanabiliyorsunuz Verina. O da ilk olarak Verina diyorum. Standart banner karakterleri olarak güçlülük açısından. Daha sonra Kalkaro, Elektro 5 Yıldız, Main DPS karakter. Daha sonra Jianxin, daha sonra Encore ve daha sonra da Lingyang şeklinde söylüyorum. Bence yani en güçlü böyle gidiyor. Ha bir de şeyden bahsetmedim ama ondan da bahsedeyim. Bir de artifact setlerinden bahsedeceğim. Eko setleri şuradan. Şu anda 9 tane eko seti var. Onlardan da hızlıca bahsedeyim. Zaten setler birbirine çok benziyor daha yeni olduğu için oyun. İşte bu hasarı arttırıyor. Bu hasarını arttırıyor yine. Normal vuruş ve planca tak attığınızda 3 kereye kadar stekleniyor şeklinde. Ateş hasarını arttırıyor. 2 seti 5 seti de eğer ki elemental yetenek kullanırsanız ateş hasarını yine arttırıyor. Elektro hasarını arttırıyor. Bulancı veya yetenek kullanırsanız elektro hasarı artıyor yine diyor. Hava hasarı artıyor. Giriş skilli kullanıldığında hava hasarı yine artıyor. Işık hasarı %10 artıyor. Giriş skilli kullanıldığında ışık hasarı artıyor. Karanlık hasarı artıyor. Normal vuruş veya... Planca takattıktan sonra normal vuruş yine artıyor. Evet bu setler zaten birbirinin aynısı neredeyse. Burada iyileştirme seti var ama iyileştirme seti yani kim kullanacak bu oyunda diyerekten. Yine de iyileştirme bonusu veriyor. Çıkış skill'i kullanıldığında derken evet saldırı arttırıyormuş tamamdır kullanılabilir belki. Evet, belki kullanılabilir bu. Çıkış skill'i kullandığında tüm takımın saldırısını %15 arttırıyor bu set. Yani kullanılabilirmiş tamamdır. Diğer setimiz enerji yüklemesi veriyor %10. Çıkış skill'i kullandıktan sonra ki geçtiğiniz karaktere %25 saldırı veriyor. Ya yani bu set tüm takıma veriyor. Bu set tek kişiye veriyor ama daha fazla veriyor şeklinde. Burada bir de başka bir set var. %10 saldırı arttırıyor. Savaşta durduğunuz her 1,5 saniyede bir saldırınız artıyor %5. Bu 4 kereye kadar birikiyor yani toplamda %20 saldırı kazanıyorsunuz. Şuradan da %10 gelse %30. Bir de Exiting Attack Damage dediği çıkış skill'i ki. Ya bunun hasarını yüzde 60 arttırıyormuş bunlar da setler şeklinde. Burada bu setleri nasıl alıyorsunuz? İşte ekoları kasıyorsunuz. Ekoların kendi elementleri var. O elementleri göre o seçtiğinizde ekoları bu setleri bonusları geliyor. Tamamdır. Günlük bu kadar olsun. Allah yoruldum zaten konuşmaktan. Bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim. Ben bu oyunu oynayacağım. Kanala videoları gelir. Artık nasıl videolar gelir hiç bilmiyorum. Elinden kesitler olarak da gelebilir. Bakacağız artık. Dediğim gibi bu oyunu oynayacağım ben. Eğer siz de sevdiyseniz oyunu veya denemek istiyorsanız dediğim gibi perşembe günü sabah saat 5'te serverlar açılacak. O zamana dek o zaman görüşürüz diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.